Bilecik Şehride Bali Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Ali Okumuş'un odasında yüzyıllar öncesine ait birçok orijinal fotoğraf, gazete, kartpostal ve değeri paha biçilemez birçok obje bulunuyor. Ali Okumuş'un hayatı İtalya gezisinde Bilecik'ten İtalya'ya gönderilmiş bir kartpostal bulunmasıyla değişti. Yaklaşık 10 yıldır gezdiği ülkeler ve illerde Bilecik adına tarihini bulduysa topladı. Tarih bölümünde çalışma alanlarından birisi de Bilecik olduğunu anlatan Okumuş, "Bu benim için koleksiyon değil, odada bulunan eşyalar. Bunlar benim tarih araştırmalarında sunduğum çalışmaların bir parçası," dedi. "Bir defa bu benim için bir koleksiyon değil, odada bulunan eşyalar. Bunlar benim tarih araştırmama sunduğum, tarih araştırmalarında yaptığım çalışmaların bir parçası. Yerel tarihle de uzun zamandır, aşağı yukarı 10 yıldır ilgileniyorum. Bu elimdeki bu malzeme yine o kadar eskiye dayanıyor diyebilirim. Son birkaç yılı çıkartırsak 6-7 yıl boyunca bunların peşine düştüm. Özellikle İstanbul'da, Ankara'da, sahaflarda ve çeşitli müzayedelerde ciddi oranda Bilecik'le ilgili özellikle malzeme topladım. Bunlar arasında kartpostallar var. Önemli ölçüde kartpostallar var. Zaten ilk aldığım ürünler kartpostallardı. Aralarında yine fotokart dediğimiz değişik fotoğraflar var ve çeşitli görsel malzemeler var, pullar var, mektuplar var, zarflar ve yine yazışmalarda kullanılan diğer şeyler var. Örneğin burada bulunan gayrimüslimlerin birbirlerine gönderdiği mektuplar vesaireler var, haritalar var, gazeteler var, mecmualar var ve tabii ki kitaplar var. Bu kolay bir şey olmadı benim için. Uzun bir süre aldı. Aşağı yukarı 10 yıl aldı. Ve bir bütün oluştuğunu söyleyemem henüz. Fakat tarih araştırmalarına önemli ölçüde katkı sunacak bir birikim oldu. Bu eserleri toplamaya benim başlamamın hikayesi şöyle. Doktora çalışmalarım sırasındaydı. Böyle soğuk bir kış günüydü, iyi hatırlıyorum. Servet İfyon'un mecmuası vardır. Osmanlı döneminde çok meşhur olmuş bir mecmuadır. Bu resimli olarak yayınlanır. Orada yayınlanan yazıları derliyordum. Onlar üzerinde çalışıyordum ve bir anda Bilecik'le ilgili bir yazı olduğunu gördüm orada. Bir demiryolu seyahati esnasında Ahmet İhsan'ın Bilecik'e uğradığını gördüm. Bunu okumaya başlayınca bir çeşmenin etrafından dolaşarak hükümet konağına gittiğini, o çeşmenin de bir lahit çeşme olduğunu okumuştum. Fakat birkaç yıldır Bilecik'te bulunan birisi olarak böyle bir çeşme hiç görmediğimi fark ettim. Ben mi kaçırıyorum acaba gözümden, yoksa böyle bir çeşme hiç mi yok diye. Önce müzeleri bir araştırdım. O zaman Bilecik'te bir tane müze vardı, şehir müzesi. Onun bahçesinde lahitler vardı, işte birkaç tane lahit vardı. Fakat hiçbirisi benzemiyordu bu bahsettiği lahide. Ben ilk başta onlardan biri olabileceğini düşündüm ama İnternette yaptığım araştırmada bunun farklı bir lahit olduğunu gördüm. O tarihlerdeydi, o günlerdeydi. Yurt dışına bir seyahatim olmuştu. Orada İtalya'da bir kartpostal gördüm. Bilecik'ten İtalya'ya gönderilmiş bir kartpostal gördüm. Ve önünde lahit çeşmenin resmi vardı. Resim değil, belki bir görsel diyebiliriz. Çünkü resim bugün anladığımız anlamda bir resim değil. Bunu almaya karar verdim ve ondan sonra da bu tür eserlerin piyasada olabileceği düşüncesi bende oluştu. Vardı zaten, başka konularda da topluyordum ama Bilecik özelinde bu sefer araştırmaya başladım. Ve önemli bir nitelikte olan lahit çeşmeyi gösteren ya da lahiti gösteren görsel materyale ulaştım. Bunların başında mesela 1892 tarihli bahsettiğim o gazeteleri, az önce daha önce dijitalini taradığım o gazetelerin orijinallerini bulma imkanım oldu. Daha sonra yine bu konuda iyi bir eser olan Necmi Güney'in Bilecik kitabını bulma imkanım oldu. Onların içinde bu lahitle ilgili görseller ve bilgiler var.